Evet, hazır mıyız? Allah ne verdiyse gömeceğiz. Ha? Nasıl yeminler şimdi? Bak görüyor musun? İnsanlar burada yürüyor. Yanıyorlar abi. Peki yanıyorlar. Seni 22'de başlatan ne oldu canlı yani? Mesela niye 21 değil? Neden biliyor musun abi? Değil? Çünkü... Evet, şu espriyi de yapayım da. Savaşma Söğüş Kulübü. Bu espriyi yapmak zorundayız. Yapmasak olmuyor. Ama gözün yağını yiyeyim. Şöyle alıyorlar. Şöyle ağzına veriyorlar. Akıyorlar. Akıyorlar. Abi akacak Nutella boyozda durmuyor. Vallahi Serhat Usta kaynanamı seviyormuş. Neymiş? Taze kokoreç mi çıktı? Ne oldu? Abi İzmir'de herkes roka kullanıyor. Bizde roka görünce de şaşırmıştım. Bizde roka hastalığı var. Vallahi bembeyaz ya. Bunu yiyin ya. Vallahi yemiyorsunuz beni var ya. Stresi sıkıntıya sokuyorsunuz. Yanıyorlar, yürüyorlar, gidiyorlar. İzmir sokak lezzetlerini yiyorlar. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İzmir'deyiz. Bugün İzmir'de gece ne yenir onları göstereceğim size. Hazırsanız çok güzel video bizleri bekliyor. Yani yine sağlam yiyeceğiz diye düşünüyorum ama hava sıcaklığı yaklaşık böyle 35 derecelerde falan. Tam böyle istemiş olduğumuz bir hava sıcaklığı mevcut. Hafif de böyle bir esiyor. Bu da yememiz için güzel bir şey. Şartlarla tam oluşmuş durumda bomba bir video çekeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz acayip derecede çok mutlu oluruz. Buyurunuz efendim, başlıyoruz, gömeceğiz. Allah ne verdiyse gömeceğiz. Ha? Nasıl yeminler şimdi? Bak görüyor musun? Kıbrıs şehitlerinin girişine çektik. İnsanlar burada yürüyor. Yiyorlar, içiyorlar, yürüyorlar, geziyorlar. Sevgili dostlar, ilk durağımız Manavkuyu'da Paçacı Mehmet. Videomuza böyle çorbayla başlayalım. Midemiz yumuşasın, daha çok yiyelim dedik. O yüzden İzmir'de gece ayak paça içilir. Kelle paça içilir. İşkembe içilir. İçilir de içilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama siz siz olun. Ayak paça içmeyi unutmayın. Buyurunuz efendim. Ayak paçayla başlıyoruz. Evet Mehmet'im, kolay gelsin. Eyvallah Murat'ım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasıl keyifler? Bildiğin gibi aynı. Nasıl bıraktın? Oradan devam. Hayırlı uğurlu olsun. Ben buraya ilk defa geliyorum. Teşekkür ederim. 5. günümüz. 5. günü. Vallahi bize kısmet oldu. Evet. Evet, şimdi tezgah şıkır şıkır. Aslında burası bir çorbacı. Burası paçacı. Normalde bir çorbacı ama büyük bir dükkan olduğu için işte kebabımız da var, tandırımız da var. Bu arada tandırı da çok iddialı. Evet, tandırı yeni başlamışsın, gördüm. 2-3 gündür sosyal medyada bayağı dolanıyor tandırı, evet. Başlamışsın. Sağ olsun dostlar. Süper. Şimdi çorbalardan ne var? Bize bir sayar mısın? Abi hepsini ben sayayım. Sayalım. Enginar, bamya, mercimek, ayak paça, kestirmeli ayak paça, kuzu ayak. Evet, bir ayak ister misin? Biliyorsun şıkır, öyle. Ayak hastasıyım. Bak, lime lime pembe ayak bunlar. Kuzu ayak. Bak, nasıl bembeyaz? Bembeyaz. İçi de bembeyaz. Herhangi bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Bu terbiyesiz mi, kendi suyunda? Kendi suyu abi. Bunda herhangi bir şey yok. Hiçbir şey yok. Tuz haricinde hiçbir şey yok. Aa bak, orada da var ayak işte. Gidiyor paket. Paket olduğu zaman böyle mi gönderiyorsun? Böyle gönderiyoruz kavanoza. Demiş ki hasta olsam içeyim. Dedik tamam. Al götür git böyle. Bir de seni 21 gün hasta etmeyen bir çorban mı var? Atom. 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 21 gün hasta etmiyor mu? Garantisi bende. Yani olabilir, hasta olabilir. Ya kul yapısın. Yani tamam. Makine değiliz ki biz. Tamam, hasta olabilir. Hasta olsam masraflar bize ait. Ha öyle mi? Tabii tabii. Tamam. Şimdi ben ayak paça içeceğim burada. Ben İzmir'in ayak paçasını çok seviyorum. Tamam. Senin de burada böyle bir altın sarısı ayak paçan var. Var. Dana değil mi o %100? %100 dana, çünkü gerçek kolajen dana ayağında var. Hı. Kuzu evet güzeldir, lezzetli. Nedir ama o, yani bu ilaç ayarındaki bir su. Peki bu altın sarısı suyu nasıl yapıyorsun sen? Ya altın sarısı abi. Ya herhangi abi, bir zerdeçal mercimek koymuyorsun değil mi içine? Bunda kesin zerdeçal yok. Mercimekte var, bunda yok. Bu kendi suyu böyle. Abi bak, altın sarısı değil aslında bakarsan. Üstü onun tereyağı. Aha, ondan dolayı. Bakar mısın yani bak. Şu altın sarısı dediğin tereyağı. Evet, üstü altın sarısı. Burası altın sarısı değil ki. Burası normal ayak. Normal ayak abi. Ha, tamam. O zaman başkan, ben senden bir tane ayak istiyorum. Tamam. Dana ayak istiyorum böyle. Dana ayak. Full kolajen olsun böyle, içelim tamam. Şöyle midemizi bir yumuşatsın, olur mu? Sen ilaç istiyorsun. Ben ilaç istiyorum senden. Şimdi gece ne yenir ona bakacağız ama önce midemizi yumuşatmamız lazım ayakla, tamam. Doğru mu? Et yeter mi, koyayım mı da? İşte normalde bir porsiyona nasıl? Tamam bu kadar. Yarım da verebilirsin, az da verebilirsin. Çok, çok yiyeceğiz çünkü. Standart. Standart ver, sen görelim bir. Evet. Şimdi sen altın sarısı diyorsun ya. Evet. Bak şu an altın sarısı oluyor. Evet. Şöyle altın sarısı oldu. Evet. Altın bu şimdi oldu. Terbiyesiz. Bu terbiyesiz. Avcarsız, sossuz, baharatsız. Sırf ayak. Aynen öyle. Dana ayak. Dana kaç ayak. Saat pişiyor bu? Bazen 12, bazen 14, bazen 10. O zaman yarın ayakları şu an pişiyor. Kesinlikle. Süpersin. Ne kadar bu şekilde fiyatı? Bunun fiyatı şu an 160 lira. 160 lira. Diğer çorbaların fiyatları ortalama ne kadar? Ya 100 liradan başlıyor. 100 lirayla. 100, maksimum bizde ayak paça. Bizde atom ne kadar arkadaşlar?
Buradaki adamlar bilmez ki fiyatını. Ben de bilmiyorum ki fiyatını. Sen bilmezsin. Burada usta hiç bilmez. Değil mi? Kimse bilmiyor. Fiyatını. Arkadaşlar şu fiyat menüsünü bir verir misiniz şuradan hemen? Şuradan bakalım bir ya. Fiyat menüsünü. Dedik ya dördüncü günümüz. Bak. Evet. Berkan, bak Berkan yetişti. Berkan. Berkan yetişti mi? Ne kadar abi? Atom 200. Kelle paça 170. Tamam. Atom 200 en pahalısı. En düşüğü 100 lira mı dedim? Atom hazırlayayım bir tane yanına. Ya bunu istek yeter ya. Yeter mi? Ama tamam. Sen istiyorsan hazırla görelim biz, olur mu? Hazırlayayım abi. Hadi bakalım. Hazırlayayım. Şimdi 21 gün hasta etmeye. Evet, hasta atom etme, paça. Atom. Nedir o koyduğun? Bu gördüğün dil, yanak. Tamam. Bu gördüğün beyin de diyebilirsin, evet. Tereyağı da diyebilirsin. Kar beyazı. Evet. Heh. Bu gördüğün de işkembe, dana. Dana işkembemize geldi. Şimdi evet. Geliyoruz. Ayağa. Ayağa, ilaca. Evet. Sen sever misin ayak Mehmet? Ayak yapmayı sevmem ama ayak paça çorbasına bayılırım. Hastasıyız değil mi? Ayağı her türlü severiz abi bak. Dana ayak da geldi. Evet. Bak gördüğün gibi kendi suyu bak. Şimdi de altın sarısı geldi. Bu nedir? Tereyağı. Tamam. Çorbanın püf noktasını öğrendik. Tereyağı koyarsan böyle üstü altın sarısı oluyor. Evet. Öğrendik değil mi? Evet. Ellerine sağlık. Afiyet olsun, şifa olsun. O zaman masaya geçelim. Canınıza değsin. Paçamız geldi. Şöyle üzerine ben hafif bir pul biber atacağım. Ama bunu hafif atmamın sebebi de şu. Şurada bir kimyon var. Sakadat kimyonu sever. Bakın şurada masalara konan mermiler var. Bunu böyle bunun üzerine atıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra böyle rahatına bakıyorsun. Mis gibi oluyorsun. Elimiz yüzümüz yanacak. Bir de şöyle güzel bir böyle limon sıkıyoruz. Oo. Öf. Bak şimdi bak. Bak şimdi Allah seversen. Bak şimdi bunu nasıl yemeyeceğim. Bak üzeri full kolajen gördün mü bak. Full kolajen. Bembeyaz, bembeyaz, kar beyazı. Bunu için, içirin. O zaman sevgili dostlar çorbayla start veriyoruz. Midemiz yumuşasın. Mis gibi olalım, pamuk gibi olalım. Çünkü daha çok yiyeceğiz. Haydi bismillah. Hala sıcak, 5 dakikadır duruyor. Masalarda böyle bir mermi var. Roka veriyorlar, limon veriyorlar, ekmek var, baharatlar zaten burada. Şöyle acı da attık ki, vallahi mis gibi oldu. Ama çok sıcak, ben şöyle bir üfleyeceğim. Ağzım yanmasın. Vallahi böyle heyecandan yiyorum, sonra damağım yeniyor, 3 gün acısını çekiyorum vallahi. Ya bu İzmir bu dana ayağını yapıyor. Gerçekten çok lezzetli yapıyor. Ben de çok seviyorum. Yani ayak hastası biri olarak gerçekten dana ayağı çok lezzetli. Kuzu da güzel. Yani kuzu da güzel ama evet dana bana böyle bir tık daha yakın geliyor. Oo. Fiyatını da söyledik. Bembeyaz ya. Vallahi bembeyaz ya. Bunu yiyin ya. Vallahi yemiyorsunuz beni var ya. Stresi sıkıntıya sokuyorsunuz. Şu kenara mermi kaçmış. Üzerine mermiyi atalım. Öf. Şimdi bir sonraki lezzete doğru yola çıkalım. Çünkü yolda acıkacağız. Yolumuz uzun. 3-4 dakika. Öf. Her gün ben her gün içerim. 365 gün her gün. Devam. Ben dedim şimdi 3-4 dakika sürecek diye de uzun söylemişim. 3-4 saniye falan sürecek. Ama ben oradan buraya yürürken dükkana büyük acayip acıktım Mehmet. Acıktım farkındayım. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Meslek hastalı acıkma. Var mı başka bir proje yeni? Yani içeride her şey var. Kebap yok, var, çorba var. Yok farkındasın. Evet. Bir de burada tablacı lahmacunu var. Tablacı lahmacunu var. Nedir bu olay? Sana mı anlatayım? Adana, ben adam ben biliyorum da sen oraya anlat. Kameraya anlat sen. Ben biliyorum yoksa. Bildiğin bizim sokak lahmacunu. Şöyle bir göster evet. Sizin içeride fırın da var. Fırınımız var. Kendimiz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kıyma var bu arada bunda. Kedi eti değil. Dana eti. Bizim Kedi Ahmet var. Buradan selam olsun. Selam olsun. Çok selam. Ellerinden öperim. Kim hazırlıyor içerisini? Ben hazırlıyorum. Reçete sende mi? Reçete bende. Bir ay öğretiyorum. Ondan sonra ben yokum. Yani varım da yokum. Tamam. Yani mutfakta değilim. Burada aslında buraya böyle ayrı bir alan atmış. Burası bizim bahçemiz. Sana da bir selam verelim. Seni de gösterelim. Buradan Almanya'daki, Hollanda'daki akrabalarına selam göndermek istersen gönderebilirsin. Selamlar. Euro'lar gelsin. Türkiye'ye gelsin bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Evet şimdi burada tablacı lahmacun. Nasıl yapıyorsun tablacı? Yani olay ne burada? Abi ya ben geldim mesela bir tane istedim. Ne yapıyorsun? Dürüm yapıyorum hemen. Hemen dürüm yapıyorsun. Dürüm. Hangisini isterse içine koyuyorsun. İstemezse koymuyor musun? Abi soruyorum. Genelde ben hepsini koyuyorum standart geçiyorum. O zaman ben
ben hiçbir şey demiyorum sana. Tamam. İşte normalde sizde biliyorsun maydanoz var. Evet, bizde maydanoz bizde var. Bizde roka hastalığı var. Abi İzmir'de herkes roka kullanıyor. Bizde roka, ben ilk görmeye de şaşırmıştım. Bizde roka hastalığı var. Ne koyduk? Roka koyduk. Evet. Soğanımızı koyduk. Evet. Domates koyduk. Evet. Kimyon. Kimyon hep yakışıyor. Kimyon olmazsa olmaz, evet. Bizim acı dayımız zaten. Acı atıyorum. Tabii acı at abi. Acısı acı olur atıyorum. Dürüyorum. Dür. Dür ha. Baba. Ha. Sokum yapıyorum bunu. Sokum sana. Yap. Şöyle güzel bir lahmacun sokumu olsun. Limon sıkmadın ama ben sıkacağım onu da. Ben sıkacağım. Ver ver ver. Aynen sen sıkıntı ben sıkarım. Unuttuk. Heyecanlandırıyorsun gibi bizi videoda. Ne kadar şimdi böyle? 40 lira. Bu şekilde 40 lira. 40 lira. Güzel. Burak ne zaman yani kaçta başlıyor satış yapmaya? Saat 12'de başlıyoruz. Gece saat 2'ye kadar. Gündüz 12'de başlıyorsun. Gece 2'ye kadar burada lahmacun yiyebiliyorlar. Evet. O zaman ben şöyle oturayım. Şalgam var mı, güzel şalgamın? Ali Göde. Tamam o zaman gönder şalgam da gelsin. Şu da. Arkadaşlar bir Ali Göde geliyor hemen. Haydi o zaman bismillah. Devam mı? Let's go. Oh. Şimdi normalde tablacı lahmacunu daha yumuşak olur ama burada anladığım kadarıyla böyle 100 tane falan değil de 10-20-20 içeride fırın olduğu için öyle bir avantajları var. Taze taze çıkıyor. Evet soğuk ama çıtır çıtır. Ilık yani aslında, soğuk da değil. Ilık, fiyat da gayet uygun. Oh, şalgamda buz gibi yumuş var ya. Nasıl özlemişim. Abi. Biz nasıl her şeye limon sıkıyoruz? Bu adamlar da her şeye roka koyuyorlar. Ama kimyon da çok lezzetli oluyor, mutlaka deneyin. Hadi biz bir sonraki mekana gidiyoruz. Bu sefer gerçekten gidiyoruz. Ondan geldik. Oh. İzmir deyince akla kokoreç gelir. Kim ne derse desin, kokoreç de bence Türkiye'de en güzel İzmir'de olur. Tabii diğer şehirler de çok güzel yapıyor ama bence İzmir bu işin nirvanası. Biz de şimdi arkamda görmüş olduğunuz kokoreççi Serhat Usta'ya geldik. Daha önce bir arkadaşım getirmişti. O zaman buramıza kadar doluyduk. Şu kadar yemiştim. Ondan sonra geldiğimde böyle yarım ekmek yemiştim. Şimdi de burayı size göstermek istiyorum. Çok fazla göremezsiniz sosyal medyada. Serhat Usta gerçekten çok lezzetlidir. Konum olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Serhat Usta'ya sorarız neredeyse. Sizler de öğrenmiş olsunuz. Hadi o zaman güzel bir kokoreç gömelim. Gece ayrı güzel oluyor. Vallahi Serhat Usta kaynanamızı seviyor muymuş? Neymiş? Taze kokoreç mi çıktı? Ne oldu? He? Aynen. Her zaman taze günlük pişer zaten. He. Allah çok şükür. Ertesi güne kalmıyor. Nasıl bitiriyoruz keyifler genelde. Serhat Usta? Şükür. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Vallahi günden güne gençleşiyor. Baksana bir tane beyaz yok saçında. Ne yapıyorsun? Her gün kokoreç mi yiyorsun? Uykuluk mu yiyorsun? Ne yapıyorsun? Yok ya. He? Her gün kokoreç yiysek çok şişmanlarız ya. Öyle mi diyorsun? Kalorisi fazla. Ama hiç olmadı bir ağzına atıyordur şimdi. Tabii canım, her zaman yiyorum. Değil mi? Yani, olmazsa yani olmaz. Sonuçta bakacaksın, tadına bakacaksın, canın istiyor başındayken. Ne kadar kokusunu alsan da şey yapsan da böyle yiyemiyor diyorlar da ben yiyorum yani. Nasıl yemeyeceksin? Şuna bakar mısın? Yani burada 3 yani, tane aynen, şiş var. Aynen. Serhat Usta bize biraz kendinden bahseder misin? Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Valla 15 sene falan oldu. 9 yılım seyyarda geçti. Hı-hı. İşte 1,5 yıldır da dükkan açtım. Hı-hı. Devam ediyoruz. Öyle yani. Seyyarda nerede duruyordun? Seyyarda Ege Üniversitesi Acı'nın önünde. Orada duruyordun. Evet. Şu an orada devam mı yoksa şey mi? Şu an bende değil. Devam da başka birisi işletiyor. Benlik. Sen buraya şey geldin. Yani. Benim sadece burası vardı. Tamamdır. Peki şimdi İzmir deyince akla kokoreç gelir. Evet. Kokoreç yani seninki ne kokoreçi? Nasıl yapıyorsun kokoreçi? Şimdi kuzu 4'e 4 bademli sarmadan olmuyor. Çünkü temizlik açısından şey yapmak, hı-hı, açısından yani başkası sarıp hazır geldiğinde çok zor oluyor yani işimiz. Yani ne olduğunu bilemiyorsun içinde. Hı-hı. Ama kendin sararsan emin adımlarla ilerliyorsun. İçinde gerçekten kendin sarıyorsun değil mi? Çünkü bütün kokoreçlere gidiyoruz. %99'u ben sarıyorum diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere şu var. Uykuluk bademi içinde olur yani kendi, hmm, saranların. Hmm. Ötekiler genelde hazır alanlar ithal oluyor içinde. Hmm. Şeyler oluyor. Yani ama bizim kendimiz sardığımız için uykuluk bademi kessem şimdi gösteririm yani. Aynen, daha önceki kesin videolarımda da göstermişimdir, evet, evet, yani. Biz, ben geldim. Var yani. Hep uykuluk bademli yani. Biz şu an konum olarak neredeyiz Serhat Usta? Şu anda Bornova Vergi Dairesi'ne yakınız. Çok yakın bu tarafında. Bornova Vergi Dairesi'nin yanındaki bankanın karşısındayız. Banka, tamam süpersin. Kaçta açarsın sabah? Akşam. Öğleden sonra mı açıyorsun? Üçte, evet. Tamam, 3'te açıyorsun. Sabah 6'ya kadar devam ediyorum. Oo, öyle mi? Sabah 6'ya kadar devam. Sabah 6'ya. Şimdi bir de ben burada bir mermi görüyorum. Zaten İzmir'de
hep mermiler olur böyle. Zehir gibi çok severim. Biz Adanalıyız, acıyı çok severiz ama bizde maalesef böyle şeyler olmuyor. Bir de senin orada bir güveç var. Evet. Ne yapıyorsun onda? Kavurma mı var içinde? Ne var? Şimdi bu ukulup badem içindeki biraz burada haşlıyorum. Gerisini de ızgarada kızartıp veriyorum. Yumuşacık lokum gibi oluyor. Çok bunu güzel. Sen ekmek arası mı veriyorsun yoksa servis mi veriyorsun? Şimdi ekmek arası da veriyorum. Atom diyoruz. Yarım atom. Aha, tamam. Üç parça atom. Porsiyonu da var. Kokoreçle karışık. Böyle güveç tabaklarda veriyorum. Evet. Şöyle güveçlerde. Tamam. Güveç tabaklarda. Süper. Servis yapıyoruz. Porsiyon şeklinde. Öyle yani. O zaman ben senden... Yanında ekmek kızartıyoruz. Tamam, o zaman ben senden şunu istiyorum. O güveçli istiyorum. Hem şey olsun. Ukulup badem. Hem de badem. Kokoreç. Ama şey, bir porsiyon olacak şekilde klasik standart müşteri geldiğinde, normal müşteriler geldiğinde. Standartını yap. Standartını yap. Sen torpilli yapma. Tamam. Ne, en azından ne yiyeceklerini görsünler. Başlayalım mı? Şöyle tamam, bir kokoreçi bir kes bakalım. Bir içini tamam, görelim Serhat'ı. Olur mu? Kesiyor muyuz Serhat'ı? Evet. Şöyle bir kestik, şöyle bir ayırdık. Şöyle ondan çıkartalım. Sonra çıkartıyor musun içinden? Evet, tabii ha, böyle. Şöyle bir gösterebilir miyiz içinde şöyle kameraya doğru? Bağırsak, kumbar, bademler de var da. Kestikçe ortaya çıkardı. Kesince evet. Haydi her bakalım, dilimde çıkmayabilir yani. Evet. Şöyle, yalnız çok güzel görünüyor ya. Evet. Serhat Usta. Nasıl yemeyeceksin şimdi? Evet, bademler yörüktü. Evet. Bademler yörüktü. Şimdi böyle bir parçalıyorsun bunu. Ondan sonra... Izgaraya mı? Evet, aynen. Tamam, sonra buraya. Şuraya atayım. Öbür tarafa mı atalım diyorsun? Daha hadi öbür tarafa atmış. Daha hızlı çıkartalım. Tamam. Seni bekletmiyorum. Vallahi elimiz ayağımız titriyor ha. Hiçbir şey yememiş gibiyiz. Bademler de ızgaranın üzerine atılıyor. Kendi suyu mu o? Evet, kendi. O suyunu suyu da açıyorsun bunu, böyle. Bunu isteyen de var. Mesela yarım ekmeği normalde atıyorum. Aha. Çok hoşuna gidiyor vatandaşın. Yani ben de kendim de yiyorum ekmeği. Öyle mi? Tabii. Aha, ekmeği süper, bunda kızartacağım zaten. Porsiyonda öyle yapıyorum. Ha, süper. Ekmeği süper, bunda kızartıyorum. Şimdi evet, bu bademin yağ gibi görünüyor. Tamam. Aslında yağ değil yani. Ya, tamam, yağ da var. Yağla suyu karışık. Yani ağır bir şey değil aslında. Tamam. Kendi yağ ve kendi suyu. Evet. Yani ağır gibi görünüyor ama değil. Hiç şimdi, yani ağır değil. Sen onu böyle yağına batırıyorsun. Evet. Sonra ekmeği öyle kızartıyorsun. Evet. Şu şekilde. O olay başka, ben sana söyleyeyim. Şimdi bir gün, o olay başka. Yani ben böyle yaparak hiç farkında olmayarak bir ekmek yemişim yani. Gerçekten. Hiç farkında değilim de gerçekten ya. Bir ekmeği gömmüşüm de vallahi. Gidiyor yani. Bir de her gün yemiyorum diyorum Serhat Usta. Vallahi var ya. Yani. Her gün yenir bu da ya. Şimdi bakar mısın ya? Uykuluklarda. Şimdi bunların içlerine bak. Şöyle sinirler var. Hayatta kullanmam. Bak. Direkt bunlar, böyle alırsın. Tabii canım. Mesela ızgarada alıyorsun bunları. Bunlar bak kullanılmaz. Bunlar püf noktaları. Ekmekler hazır mı Serhat evet, abi? Evet, bu şekilde veriyoruz. Evet, nar gibi kızaracak ekmekler. İşte böyle kızarmasının sebebi bu badem suyu. Yoksa böyle evet, kızarmıyor. Çok da lezzetli oluyor. Evet yani, evet, bu, bunu böyle ye ya. İşte dedim ya, bir ekmek gidin farkında değilim. Şöyle koyayım ben. Bir yere koy artık sen. Düşecek yoksa vallahi. Yok yok, düşmez. Tamamdır. Kokoreç hazır mı? Hemen gördüğünüz gibi kokoreçi de nar gibi kızarttık. Evet. Şimdi sadece dörde böleceksin. İçi de valla pembe pembe ha. Evet. Yalnız sen kiremitin altına kağıt koydun. Normalde direkt kiremitin üzerine koyarlar. Onu koymanın sebebi? Yani daha güzel olsun. Daha görüş şey olarak evet, tamam. Yani ben öyle düşündüm ama. Tamam, tabii isteyene de öyle tamam, yaparız. Tabii, sıkıntı yok. Sen nasıl yapıyorsan. Üzerine de şöyle bademler geliyor. Mermi de koyacaksın mı yanına? İsterseniz koyalım. Tabii koy koy. Açsız olur mu? Şöyle koyayım. Mermileri de koyalım Serhat evet, abi öyle. Oo. Kimyon nasıl seviyorsunuz? Kimyonlu olsun. Biraz tuz. Biraz kimyon. Oo. Fazla atmayın tadını. Tamam. Acı pul bari ister misin? At at sen biraz daha acı at. Heh, tamam. Kekik isterseniz atıyoruz. Bu şekilde idealdir. Kokoreçimiz hazır. Ellerine sağlık Serhat Usta. Bu şekilde fiyat nedir Serhat Usta? 550. 550. Yarım normal kokoreç ne kadar? Yarım 200 kokoreç. 200 lira. Bu atomun da yarımını yapıyor musun? Ekmek arası. Evet. Yarımı da var. 3 parçası da çeyreği de var. Yarımı ne kadar ekmek arasına? 300. Yarım ekmek isterse de atom 300 evet, lira. Evet. Tamam. Ellerine sağlık. Evet sevgili dostlar, kokoreçimizi aldık. Bu sefer atom. Daha önce ben geldiğimde atom yememiştim. Normal ekmek arası yemiştim. Bu sefer atom istedik. Şimdi altta kokoreç, üstte atom. Yanına 3-4 tane mermi attırdık. Böyle istediğiniz zaman turşu veriyorlar. Bir de ekmeği böyle görmüş olduğunuz gibi uykuluğun suyunda ıslatıp, suyuyla ıslatıp kızartıyor. 10 numara oluyor. Ben şöyle önce bir izninizle sade bakmak istiyorum. Uykuluğundan aldık. Şunu bir gönderelim bismillah. Bak bir şey diyeyim mi? Bildiğim böyle damağına hiç gerek yok. Ez gitsin. İnanılmaz yumuşak. Bir de altta kokoreç var. Şöyle direkt dörde böldü. Kokoreçi de gördünüz.
Ben şimdi şöyle kokoreçten kanepe yapacağım. Biliyorsunuz kanepeleri severiz. Oo. Şimdi şöyle tepkiler gelebilir. Ya işte mermi koydurdun da yemiyorsun da şöyledir de böyledir de yeriz, öldürürüz, hiç merak etmeyin siz. Hem de böyle tekte atarız. Bu sefer gazo söyledim yanına çünkü şalgam içtim. Zehir. Ama şunu söyleyeceğim. Kokoreç ciddi iyi. Bak, kokoreç yemiyorsan gel bu ekmeğe de ki bana de atomun uykunun suyuna batır, kızart de öyle ye. Tam vejetaryenler için acayip iyi. Gelirseniz dinleyin, konumu söyledik, açılış kapalı saatlerini söyledik, fiyatını söyledik. O zaman biz yemeye devam. 10 numara vallahi. Oh. Bu arada kayıttaysak eğer, Instagram'dan takip etmeyenler, 1 milyon olduk Instagram'da. Takip etmeyenler varsa bir takip ederse araya sıkıştırayım, iyi olur. Söğüş. İzmir. Söğüş dedin mi İzmir. Ama nasıl tüm midyeciler Mardinli ise, söğüşçülerin %99'u da Niğdelidir. Şimdi arkamda çam dibinde söğüş kulübü. Bulucu Sakatat diyor, 1969 yazıyor. Ben de ilk defa geliyorum buraya ama isim çok güzel. Söğüş kulübü. Gerçekten güzel. Bir söğüş yiyelim. Çünkü söğüş hastasıyız. Sakatat hastasıyız. Sakatatın her türlüsünün hastasıyız. Tepeden tırnağa, boyundan ayağa, boğaza, kuyruğa her şeyini yiyoruz. Geçelim İzmir'e gelmişken güzel bir İzmir usulü kuzu kelle söğüş gömelim. Buyurunuz efendim, başlıyoruz. Batıkan, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok, nasıl keyifler? İyidir, siz nasılsınız? İyi, çok teşekkür ediyoruz. Valla İzmir esnafları da böyle manken gibi ya. Dövmeler, mövmeler. Ha, Batıkan. Teşekkür ederiz. Yaş kaç? Yaşım 30. 30, maşallah. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 10 yıldır bu işin içindeyim aktif olarak. Hı-hı. Ondan öncesinde de sakatat geçmişim var. Hı-hı. Dededen gelme bir iş bizim meslek. Yani bu işin imalatından tutun da tezgaha kadar her yerinde bulundum. Her şey bizden sorulur de. Tabii ki. Aile sakatatçı. Sen dedin ki madem sakatat işini yapıyoruz, söğüşe mi girelim dedin. Aynen öyle. İsim çok güzel ama yani söğüş kulübü gerçekten güzel bir isim olmuş. Biz konum olarak şu an neredeyiz? Şu an Bornova Yeşilova'dayız. Burası Çamdibi olarak geçmiyor mu? Burası Çamdibi ve Yeşilova olarak. Tamam, ben Çamdibi olarak biliyordum. Girişte Çamdibi'ndeyiz dedim de o yüzden söylemek istedim. Şimdi bu arada bir siparişim var herhalde. Evet. Tamamdır, süper. Soğanı maydanoz doğradın. Soğanımız kırmızı soğan. Evet, yani söğüşte olmazsa olmaz kırmızı soğan, değil tabii mi? Tabii ki. Evet, şimdi sonra, ne geliyor şimdi? Gözümüz geliyor. Evet, söğüşün en lezzetli yeri neresi? Gözü. Gözünün yağı, değil mi? Tabii yani ki. Yani her söğüş videosunda bu espriyi yapmak zorundayız, yapmasak olmuyor. Ama gözünün yağını yiyeyim. Evet. İnsanlarımız çok bilmiyor. Aslında gözün iç kısmını kullanmıyoruz. Tabii tabii, orası genelde zaten olmaz. Genelde söylenmiyor da videolarda. Hı-hı. Şimdi gözün yağını doğradın. Şimdi yanağımız geldi. Evet, yanak geliyor. Burada normalde sunum olarak bir servis var. Evet. Bir de senin böyle şu an hazırlamış olduğun dürüm mü var? Evet, doğru. Başka bir sıcak sunum falan filan yok değil mi burada? Tabii tabii, farklı bir şekli yok. Yani geleneksel olarak bu şekilde oluyor. Dürüm veya tabak şeklinde soğuk sunum yapılıyor. Kaçta açılır burası? Sabah 8.30'da açıyoruz. Tamam. Gece 1.30'a kadar devam. Hizmetimiz devam ediyor. Peki söğüş ne zaman yenir? Sabah mı yenir, öğlen mi yenir, akşam mı yenir? Söğüş sabah yenir. Normalde kahvaltı olarak yeniyormuş değil mi daha önce? Tabii tabii, geleneksel olarak öyledir ama günün her saatinde yormadan yenilebilecek bir şey yani. Değil mi? Bu arada şeyler, vitrine bakıyorum ben şimdi, vitrin böyle çok güzel duruyor. Bir yanda yanaklar, bir yanda gözler, bir yanda işte diller. Beyin desen böyle mis gibi duruyor, üzerine limonlar atmışsın. Sen genelde servis mi yersin, dürüm mü? Ben genelde dürüm yerim. Aha. Yani kendi yapmış olduğun tarz nasıl? Yani ben herkese kendime yaptığım gibi yaptığım için zaten bu işi burada tutturabildiğime inanıyorum. Aha. Yani kendin yiyecek gibi yapmıyorsan hiçbir anlamı olmuyor, değil mi? Süper. O zaman şimdi onları biz bir görelim. Ben de bir tane senden az ekmekli istiyorum. Yani dürüm yap, tek ekmeği tek parça yapabiliyorsun, değil mi? Tabii ki. Ekmeği az olsun. Tamam. İçi normal standart olabilir. Onu da bir görelim. Şimdi hepsini doğradın, karıştırdın. Şimdi böyle lavaşın içine alıyorsun. Senin lavaşlar da normal diğer lavaşlara göre biraz daha küçük değil mi? Orijinali aslında bu şekilde mi yoksa? Orijinali bu şekilde. Hı-hı. Yani hatta birçok söğüşçüden biraz büyüktür bizim lavaşımız. Öyle mi? Kayık yaptırıyoruz, o yüzden hı-hı küçük gibi geliyor. Daha da ince bu arada seninki. Normalde benim gördüğüm bir tık daha kalın yapıyorlar tabii, şeyi. Tabii tabii. Seninki böyle tam şey, lavaş ayarında aslında.
Bizimkisi etin tadını alabilsin diye insanlar evet. biraz ekmeği ince tutmaya çalışıyoruz. Süper, tamam. Söğüş tabii gecede yenir. Şu an en çok gece mi gidiyor? Tabii şu anda en çok gece gidiyor. Şu an en çok gidiyor. Evet, kremasını mı alıyorsun? Tereyağısını mı alıyorsun? Kreması geliyor. Evet, geliyor şimdi. Şöyle beyinler güzelce. Beyni bol tutacaksın ki lezzet artsın. Şimdi hemen baharatlarımızı döküyoruz. Kimyon. Yalnız var ya biz geldiğimizde dükkanda bir iki kişi vardı. Doldu ha maşallah yine ayağımızı sürdük. Evet. Valla üzerine de pul biber. Geldi. Şimdi biber mi? Yok domates. Domatesim. Biber doğramıyor musun? Biberi isteğe göre doğruyoruz. Tamam. Herkes sever sevmez. Onu isterlerse ekstra doğruyorum. İstemezlerse. Evet. Domatesin kabuğu soyulmuş olacak. Olmak evet. Kırmızı çizgimiz. Mutlaka kabukları soyulmak zorunda diyorsun. Evet. Doğradık ve ha, üzerine birer parça daha ekmek mi örtüyorsun? Evet. Aa, tamam şimdi oldu. Şöyle bir buçuk lavaş yapıyoruz. Evet. Şimdi... Peki bu standart mı yoksa standart istediği zaman? Bu standartımız. Tamam tamamdır. Şimdi sana bunlar zaten bu arada müşteriye gidiyor bize değil. Onu da görelim standartı bu şekilde orijinali. Şöyle ekmekten taşıyacak. Dökmeden yiyene altın bir şeyler veriyor musunuz? Yani tabii. He, Vatikan. Tabii ki dökmeyene çeyrek altın. Dökmeyene çeyrek altın veriyorlar. Söğüş dökülür. Dökülmezse. Şöyle bir kameraya göster bir görsün. Söğüş demem. Olay budur. Ellerine kollarına sağlık. Evet, söğüşümüz hazır. Şu espriyi de yapayım da, Savaşma Söğüş Kulübü diyelim. Bu espriyi de yapayım, araya sıkıştırayım gözünün yağından sonra ki bir eksiklik olmasın. Şimdi biz geldiğimizde içeride bir masa vardı, iki kişi. Şu an içeride adım atacak yer yok, ayağımızı sürerek geldik. Hemen unutmadan söylüyorum, şu görmüş olduğunuz söğüşün fiyatı 200 TL. Bugün 23 Ağustos 2024. Siz videoyu geç izleyebilirsiniz. Montaj süresinden dolayı, planlamalardan dolayı bilginiz olsun. Bugünkü fiyatı bu. Yayınladıktan sonra değişirse benim sorumluluğumda değil. O zaman güzel ve büyük bir lokma alalım. Hadi bismillah. Söğüşte önemli olan nokta koku olmamasıdır. Sıfır koku. Domatesin kabuğunu soyan söğüşçüyü sevin. Bu önemli bir nokta çünkü. Biraz tuzu fazla kaçmış. O çok önemli değil. Zaten saatte erken 12 bir şey olmaz. Bir de bu işin olayı olmazsa olmazı mor soğan. Mor soğan da mutlaka olması lazım. Ve bol beyinli olması lazım. O zaman biz bir sonraki mekana doğru gidelim. Nasıl emin yaşın ona? Saat da gidelim. Yanıyorlar. Boyoz yemeğe geldik. Alsancak burası neresi? Alsancak'ta yanıyorlar. Baran'ın yanına geldik. Yine çıldırmış durumda. Bellenmiş durumda. Bakalım neler yapıyor. Gerçekten yanıyorlar mı? Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyi abi. Misin? Yanıyorlar abi. Yine formundasın. Abi her zamanki gibi. Bir yandan canlı yayın. Abi her zamanki gibi akşam 22'den sabaha kadar canlı yayındayız. Ciddi misin sen ya? Abi, cidden yapıyor musun? Evet sürekli böyle abi. Her gün mü? Her gün, her akşam. Tamam. Sabaha kadar canlı yayında sürekli yanıyorlar. Peki seni 22'de başlatan ne oldu canlı yayında? Mesela niye 21 değil? Niye neden biliyor musun abi? Değil? Çünkü yani özel bir konu öyle söyleyeyim. Öyle mi? 22'den sonra başlıyorum abi. Tamam. Ya ne bileyim burada boyoz satıyorsun ya o yüzden artı 18 falan sonra, olmaz yani. Videodan sonra söyleriz. Söyleyecek abi. Misin? Merak etme. Biz şu an neredeyiz konum olarak bana? Biz şu an İzmir'deyiz. İzmir Alsancak'tayız abi. Kıbrıs Şehitleri girişinin hemen başındayız. Orası Kıbrıs Şehitleri'nin girişi. Evet. Yanıyorlardayız abi. Neler var burada Baran? Bize abi burada boyoz var. Burada meşhur İzmir boyozunun içine peynir koyuyorlar. Peynir, yumurta koyuyorlar. İsteyene göre nasıl istiyorsa Nutella koyuyorlar abi. Nasıl istiyorlar şey söyle. Boyoz aslında böyle sabah kahvaltıda yenir.
Abi boyoz normalde sabah kahvaltıda yenir ama bu kardeşin bunu özelleştirdi. Evet. İnsanlar artık böyle sade boyoz değil de böyle peynirli yumurtalı nutellalı çeşit yemeye geliyorlar. Hı hı. Ve çok da beğeniyorlar abi. Tebrik ediyorlar, teşekkür ediyorlar böyle bir şey. Yani 50 yıllık İzmirlik hayatımıza böyle bir şey yemedim diyorlar. Bir şey diyeceğim, sen kaç yıldır yapıyorsun burada? Abi ben yaklaşık 7-8 yıldır yapıyorum. Tamam. Peki daha önceden baba falan duruyor mu duruyordu yoksa sen öyle direkt birden böyle paldır küldür girdin mi işe? Ben paldır küldür ben girdim abi. Daha önce bundan önce seyyar midecilik yapıyordum burada, yine burada. Tamam. Ondan sonra boyozculuğa geçtik. Ama Allah'ın izniyle ben çocuklarıma falan devredeceğim ya. Abi bu boyoz damadan olayı ben olayını ben devredeceğim. Vallahi inşallah güzel yapıyorsun çünkü. İnşallah abi. Biraz şov kısmı da var tabii. Evet, yanıyorlar abi. Yanıyorlar mı? Abi şov nasıl oluyor? İşini severek yaparsan otomatik olarak şov oluyor. Değil mi? Olay o. Sen daha önce yani böyle ilk başladığında koyuyor muydun peynir yumurta mı orada yoksa sadece klasik mi satıyordun? Ben ilk başladığımda klasik satıyordum abi. Bilmiyordum olayı. Sonra bir çalıştım başladım. Ya bu nasıl bir şey ya sürekli yanına falan. Zaten bunları çıkaran benim. Yani içine koyma olayını başlatan benim. Normalde hadi başka şeyler koyup yapıyorlar mesela. İşte atıyorum peynirlidir diyor, zeytinlidir diyor ama o zaten o hamur çiğken yok, yapıyor. Yok, sen normalde de çok eskiden sonra boyozun yanına yumurta veriliyordu işte. Evet. Örnek veriyorum 2 boyoz bir yumurta, 3 boyoz bir yumurta. Söyleyin. 4 boyoz bir yumurta. Ben bunu abi böyle bu hale getirdim. Bak şöyle kesiyorlar. Evet. Parçalıyorlar abi. Şöyle peyniri, yumurtayı şöyle boyozun arasına koyuyorlar. Evet. Şöyle tuzu, karabiberi basıyorlar. Yalıyorlar abi. Şöyle döküyorlar abi. Şöyle. Evet. Milliciye bir tane daha hazırlıyorlar abi. Şöyle. Hazırla baba. Bu yenir. Tuzu, karabiberi basıyorlar. Bunu yalıyorlar. Abi şöyle alıyorlar. Evet. Şöyle ağzına veriyorlar abi. Afiyet olsun. Ayağınıza sağlık. Evet, milliciye peynirli yumurtalı boyasıyor. Yorumlarını alalım abi. Beğendin mi? Abi ben normalde hep sabah yardım ama gece ayrı bir keyifli oluyor boyoz. Afiyet olsun abi. Bir de yumurtalı peynirli mutlaka deyin. İnanılmaz güzel. Beğendin mi abi? Kaça kadar buradasın? Beğendim abi. Ben çok seviyorum zaten. Ben abi 24 saat burası açık. Ben akşamları buradayım. Gündüz kim duruyor? Gündüz kardeşim duruyor. O da bağırıyor mu yanıyorlar diye? O yok. Utanıyorlar abi. Utanıyorlar. Genelde benim saatime geliyor insanlar. Çok tesadüftür abi. Sabah sakin geçiyor, gece yoğun geçiyor. Öyle mi? Yani şöyle millet bir seni görmeye geliyor bence gece. İzmir sakin mesela bir gelirsin burası yanıyorlar. Her yer yanıyor diyorsun. Yanıyorlar abi. Olay kışın o. Ne oluyor? Üşüyorlar mı? Kışın abi o kadar tempolu çalışıyoruz ki hiç aklımıza bile gelmiyor üşümek. Öyle mi? Tabii süper. Ki. Ne kadar şu an mesela bu boyoz? Şu hazırladığı mı? Fiyatları söyleyebilirsin genel olarak. Söyleyeyim. Mesela sadece peynirli istedi ne kadar? Şimdi sade 15, peynirli şöyle 25. Tamam. Peynirli yumurtalı şöyle 45. Bir de boyozun arasına orijinal Nutella koyuyoruz abi şöyle. Bir tane yapsan öyle bir tane. Bir yapayım mı abi? Yapsan, hemen yapayım abi. Yap. Şöyle bıçağı değiştiriyorlar. Bıçağı koyuyorlar. Kim bunlar abi? Abi kim yanıyorlar abi. İşte, Baran işte. Evet yanıyorlar. Evet kesiyorlar abi. Evet. Parçalıyorlar. Abi boyozun arasına orijinal Nutella koyuyorlar. Evet şöyle orijinal Nutella'yı. Bak her gece koyduğun gibi koy ya, bak fazla koyma. Yok her zaman böyle koyuyorlar abi. Evet şöyle orijinal Nutella'yı şöyle boyozun arasına koyuyorlar. Şöyle alıyorlar. Şöyle ağzına veriyorlar. Afiyet olsun milli yiyici. Nasıl abi? Milli yiyicinin yorumları bizim için çok önemli. Yarısı aktı abi Baran. Ne, yarısı aktı mı? Akıyorlar abi. Akıyorlar. Abi akacak Nutella boyozda durmuyor. Bir şey diyeceğim. Ben Nutella'da ilk kez yiyorum ama Nutella harbiden çok iyiymiş ya. Afiyet olsun abi. Vallahi. Onu yedikten sonra Adana'ya koşarak gidersin artık. Koşacağım. Koşuyorlar. Otele de koşacağım. Midye diyeceğim ama neredeyim midyeyi? Abi midyeyi şimdi reklam yapmış gibi olmasın ama şurada iki tane yer var, orası güzel. Ben sana öyle söyleyeyim. Seyyar mı şey mi? Yok, bildiğin dükkan ya. Dükkan. Yalnız abi, bunu saklıyordum. Abi orada konuşmak istemiyoruz. Nutella çok iyi. Baran, eline koluna sağlık kardeşim. Afiyet olsun abi, beğendin mi? Var buradan başka? Yanıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Ben son 5. Ne gibi abi? Öpüyorlar, seviyorlar. Yok abi, bunu yanıyorlar. Bunu böyle çeşitlendirebiliyoruz değil mi? Tabii ki. Ne istiyorsan söyleyebiliyorlar. Yani dağısına girmiyorlar. Sen beni anlıyorlar abi. Çok uzatmıyorlar. Yanıyorlar. Yok. Uzatabilirler ama. Başka yerlerde kayıyor konu. Bu 45 liraydı değil mi Nutella'sı? Aynen abi. Uygun mudur sence abi? Uygun ya. Dediğin gibi ne kaldı ki abi? Afiyet olsun bir abi. Bir şey kalmadı yiyecek vallahi. İster Nutella yapsana. Bir tane de şuradan keyif. Bir de midye yiyelim. Yanıyorlar, yürüyorlar, gidiyorlar, midye yiyorlar, gece gece yiyorlar, İzmir sokak lezzetlerini yiyorlar, İzmir'de gece ne yenir diyorlar. Baran yanına biraz takılınca böyle oluyor, midye gömeceğiz. Evet, ver başkan, madem geldik, İzmir'de midye gece yenir değil mi? Tabii ki. Gündüzden başlıyorsunuz ama ağırlıklı olarak gece mi? Gece daha yok. Süper, şöyle, yalnız bakar mısın ya, etli ha midye. Hep mi böyle yoksa bana açtığın özel mi çıktı böyle? Hepsi öyle. Hep böyle etli. Ver bir tane daha. Nereye koyayım buna? Şuraya koyalım. Buradan mı sayacaksın? Sayarız. Sıkıyorlar. Veriyorlar.
Bir tane daha aç baba. Gömüyorlar. En fazla kaç tane yedi rekor? 200. 200 tane. Sen kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 15 yıldır. Ver bir tane daha ver. 15 yıldır midye. Dur tahmin edeyim nereli olduğunu. Edeyim mi? Mardinli mi? Tabii ki. Midye, bir yerde midye varsa orası Mardin'dir. Ne kadar fiyatı? Tanesi 10 TL. Tanesi 10 TL. Burada ılık midye. Burada böyle. Güzel kaçta açılırsın, kaçta kapanırsın? Öğlen 1, gece 3. Öğlen 1, gece 3. Vallahi kapanışı midyeyle yapıyoruz. Mis gibi oldu. İyi oldu. Bundan da böyle yedikçe yesin geliyor. Ne kadar yediğini bilmiyorsun. Burası tam olarak nerede konum olarak? Tam olarak konu. Burası Kıbrıs Şehitleri'nin girişi mi? Ben bilmiyorum. Adana'dan geldim de o yüzden sorayım. Yani şey, yanlış anlama lütfen. Tabii. Alsancak'ın girişi. Yani Kıbrıs Şehitleri'nin girişi değil mi? Aynen. Eline sağlık. O zaman yeni videolarda görüşürüz. Güzel bir gece turu oldu. Yedik, içtik. Az yedik ama. Az yedik, öz yedik, temiz yedik. Çok böyle abartmayalım. Hava sıcak dedik. Yesek de bakmayın. Siz yine güzel yedik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız acayip mutlu oluruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın. Kendinize popüler davranın. Görüşürüz. Bay bay. Öf. Evet.